Aç bakalım var mı nere yani başlangıç ne? Var mı yazmış mısın? Rems. Oku bakalım. Tamam mı? Rems hemen çok. Yüzeyine. Ha tamam. Mesela anlaşıldı. Yüzeyyinü. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. El Mesneviyyül Arabiyyü Nuriye başlıyoruz. Rems yani çok kolay anlaşılmayacak bir gizli hakikat demek yani. Rems deyince biliyorsun işaret var, ima var, rems var. Rems en sonu. Zor yani. Arada çok vesileler var. Herkes anlayamaz. İ'lem. Bilmiş ol ki enne men yüzeyyinu ra'seke ve yuhassinuhu. Senin başını böyle süsleyen ve güzelleştiren. Ve yualliku bihi zînetel basari. Görme süsünü yani süsünü senin o yüzüne asan. Allah Allah. Değil mi? Absaru bike minke. Bunu yapan seni senden fazla görüyor demektir. Fessani'u lezî zeyyene ra'seke bi fassayil ayneyn. İki göz yüzük taşıyla. Fas normalde yüzük taşı demek. Sanki kafamız bizim yüzük iki tane taş koymuş. Ama görme özellikli taş. Onlar da yüzük taşına benziyor ya gözümüz. Çok enteresan değil mi? Hani bu ne yüzükleri vardı da? Hani taşlar var ya. Yüzük takıyorsunuz ya şeyli taşlar. Neydi o taşın adı? Akik. Ha, ulan akik ya biraz Türkçe öğrenin ya. Ha. Allah Allah. Hep teşbih tam yani istiare yani hep. İki göz yüzük taşını taşıyla senin başını diyor süsleyen usta ve sadafeyil üzüneyni. Allah Allah. İki tane de kulak sadefiyle. Sadef mücevherin içinde bulunduğu şeydir, kabıdır. Çünkü asıl mücevher senin duyma. Allah Allah. Ve allaka mercanel lisani. Dil mercanını. Mercan da çok kıymetli bir taş yine. Fi mağareti veçike. Yani yüz mağaranda. Allah Allah. Genellikle bu mercanlar deniz altındaki mağaralarda olur ya. Yüz mağaranda bu dil mercanını asan. Allah Allah. Şey yapar. Nedir? Yulakliku. Yulakliku. Yani laklak ediyor. Yani sallanıyor. Ses çıkarıyor. Ses çıkarıyor. Lehve o ebsaru bike minke. Bütün bunları yapan seni senden fazla görüyor. Ve akrabu ileyke minke. Sana senden yakındır. Ve eşfeku aleyke minke. Sana senden daha şefkatlidir. Ve esme'u leke minke. Ah bunu anlayabilsek. Seni senden fazla daha duyuyor. Daha çok duyuyor. Senin dertlerini. Hakikaten ağır bir remzmiş yani. Değil mi? Hep edebi sanat. Rems. Başka bir rems. İ'lem. Bilmiş olasın ki enned du'a'e. Dua. La siyyema minel muttarrine. Özellikle zor durumda kalanların duası. Lehu te'sirun azimun. Büyük bir etkisi var. Yusekharu bi sebebihi. Böyle bir dua ile yani teshir edilir. Ekvel eşyai. En kuvvetli şeyler bile emre müsahhar olur. Ve e'zamiha. Ve e'zamuha. En büyük şeyler. لِأَضْعَفِ الْاَشْيَاءِ وَاَسْغَرِهَا Eşyanın en zayıfı ve en küçüğüne, en büyük ve en kuvvetli şeyler dua sebebiyle müsahhar olur. Emrine verilir. Mesela, كَسُكُوتِ غَضَبِ الْبَحْرِ Allah Allah! Denizin öfkesinin susması gibi. لِأَجْلِ مَعْصُومٍ عَلَى لَوْحٍ مُنْكَسِرٍ Ulan şuna bak ya. Yani, دَعَى بِقَلْبٍ مُنْكَسِرٍ Kırık bir kalple, kırık bir tahta parçası üzerinde dua eden masum yüzünden denizin öfkesinin susması gibi. Misali anladınız değil mi? Bazen böyle mucizeler yaşanıyor değil mi Allah'ın? Bakıyorsun küçük bir çocuk, deniz onu korumuş yani. Feyedüllü, bütün bunlar gösteriyor ki ala ennel mucibe, bu dualara cevap veren zat... يَحْكُمُ عَلَى الْكُلِّ Her şeye hakim olan zattır. فَهُوَ رَبُّ الْكُلِّ Her şeyin Rabbıdır o. Sadece alnin, belnin değil.
Remzün, başka bir remz. İ'lem bil ki enne min ehemmi maradi dalaletin nefsi. Nefsin dalaletinin en önemli hastalıklarından biri talebu şevketi el kulli minel cüz'i. Aman ya Rabbi. Bir şeyin bütününe ait olan haşmet ve şevketi cüz'ünden talep etmektir. Misal verecek. Anladın? Yani mesela bir damla suda yansıyan güneşten dev güneşin neticelerini beklemek gibi. Anladınız değil mi? Ve haşmeti es-sultani min neferin. Koskoca sultanın muhteşemliğini bir neferden beklemektir. Yani bu çok büyük bir dalalet vesilesi bu. فَاِذَا لَمْ تَجِدْهُ ف۪يهِ تَرُدُّهُ. Yani bir neferde sultanın muhteşemliğini göremezse veya bir cüzde tüm küllün şevketini, haşmetini bulamazsa reddeder ahmak. Mesela tatlubu temame tecelliyati şemsi fi timsalihel murtesimi fi hubabin. Bir su kabarcığında resmedilen, timsali bulunan, yani resmi çıkan güneşin tecellilerinin tamamını bir tek su kabarcığında arar. Tatlubu, nefis arar. Temame tecelliyati şemsi, güneşin tüm tecellilerini. Fi timsalihel murtesimi fi haba hubabin. Bir tek su kabarcığında görülen resminde arar, timsalinde arar. Değil mi? Feyda lem necid bit temami, lem tecid bit temami. Nefis o güneşin bütün tecellilerini tam bulamazsa tüm kiru ennehu minha. O su kabarcığındaki güneşin aksinin güneşten olduğunu inkar etmeye kalkışır bu sefer. Ama harika ince hakikatler değil mi? Yani mevakıf kadar zor bunlar. İzah gerekiyor. Allah Allah. Eyyetühen nefsu, ey nefis. Vahdetü şemsi, güneşin birliği. La testezzimu vahdetet tecelliyati. Tecelli ettiği şeylerin de bir olmasını gerektirmez. Yüzlerce, milyarlarca tecellileri var. Bütün kırık cam parçaları, bütün su damlacıkları. Ve inne delalete, bu delalet, la testezimu tadammune, bu da ayrı bir şey. O kadar önemli ki bu. Bunu bilmek var ya, yani delaletin birkaç kısmı var. Biri yani bu tabii ondan ayrı bir şey. Yani bu cümleyi anlamak için çok önemli nokta gerekir. Mesela diyelim ki, bak kardeşim, dağın arkasında ne var? Duman yükseliyor. Bu neyi gösteriyor? Ateşe delaleti gösteriyor. Yani bu, o dumanın içinde ateş olduğunu göstermez. Çünkü ateş de olmayabilir. Demek ki bir şeye delalet etmek, yani bunu şunun için getiriyor. Allah'ın varlığı ve birliğine delil olan bir şey de Allah'ın bütün sıfatlarını aramaya, sadece o delille Allah'ı tanımaya kalkışırsan halt edersin demek istiyoruz. Anladabildim mi? Çünkü bir şeye delalet etmek o şeyin tümünü içinde bulundurmak manasına gelmiyor. Tazammun dediği o. Bu delaleti tazammuniye değil. Bu farklı bir şey. Yani bir şey bir şeye delalet ediyorsa o delalet eden şey delalet ettiği şeyi içinde taşıyor manasına gelmez. Yani bir su kabarcığındaki güneşin aksi güneşe delalet ediyorsa o kabarcıkta güneş var demek değildir. Tazammun etmiyor kabarcık. Anladınız değil mi manayı? Ve innemâ yasifu. Allah bu da çok güzel. La yezemu en yettasife. Öyle kaide ki bu. Mantık kaidesi. Bir şeyi sıfatlandıran o sıfatlarla muttasıf olması şart değildir. Sen mesela Allah'ı Cevşenül Kebir'le bin bir ismiyle vasıflandırıyorsun. Sende de o vasıflar bulunacak diye bir kaide yok ki. Aklıma geldi de bu misali verdim yani. Yani bir şeyi vasfeden o sıfatlarla kendisinin de sıfatlı olması şart değil. Sen şimdi İmam Gazali'yi övüyorsun. Alimdir, fakihtir, usulcüdür. E sen de öyle misin ki öyle vasfediyorsun? Yok kardeşim, ben vasfediyorum sadece. Harika.
فَالذَّرَّةُ الشَّفَّافَةُ تَصِفُ الشَّمْسَ. Yani şeffaf bir zerre güneşi vasfeder. Öyle mi, öyle değil mi? Güneşi gösterir. وَالنَّحْلَةُ bir arı, bal arısı, تَصِفُ السَّانِعَ الْحَك۪يمَ hikmetle her şeyi yapan kainatın ustasını vasfedebilir. Ama haşa, kainatın ustası demek değildir. Mükemmel değil mi? Remz dediği kadar var mı yok mu? Var hocam. Var değil mi? Öyle yani ibareler kolay. Manalar o kadar kolay değil. Ramzun, başka bir remz. Enteresan. İ'lem, bilmiş ol ki enned zehabe fi tarikil küfri, küfür yolunda yürümek, kezzehabi fil cemedi, buz üzerinde yürümeye benzer. Bel tahtet turabi, yer altında yürümeye, karanlık ya. Bel il hadidi, demirin içinde yürümeye benzer. Yani demirin altında. Ma'a def'i dafi'ati, sana gelen baskıyı def ederek, yani anlatabildim mi? Çünkü şey yapıyor yani, o değil mi? Baskı yapıyor sana. Şimdi bu böyle yürümek müşkilun asirun, zordur. Çok zordur. Ala men teveccehe ileyhi kasten ve bizzat. Kasten ve bizzat, yani küfrü isteyerek giden için zordur. İki türlü küfür var diyor Bediüzzaman Hazretleri. Biri ademi kabul. Bu kolaydır diyor. Yani yoksa anlayamazsınız bu cümleyi. Yani bu kolaydır diyor. İnanmıyorum, cehennemin dibine inan. Efendim, bana göre yoğurt kömür gibi siyahtır. Olan zıkkı mı? Hadise bu kadar. Ama bir de kabul-i adem. Haşa, Allah'ın olmadığını kabul ederek. Bu işte zor. Kasten küfre giden için çok zor. وَهَذَا الْاِشْكَالُ bu zorluk يَسْتَتِرُ تَحْتَ النَّذَرِ التَّبَعِيِّ tebe'i bakışların altında gizlenir. Herkes farkına varmaz bu zorluğu. Her şeye tebe'i bakar. Şimdi وَفِي سَبِيلِ الْاِمَانِ iman yolunda gitmek ise كَدْذَهَابِ فِي الْمَاءِ suda yürümeye benzer. بَلِ الْهَوَيْ havada yürümeye. بَلِ الْضِيَاءِ ışıkta yürümeye benzer. Ma cezbetil cazibeti. Ötekinde yani merkez kaç kuvveti var. Burada ne var? Merkez kaç, böyle itmek demek. Burada da cezbetme kuvveti var. Öyle değil mi? Ona ne diyorlar? Yer çekimi. Hı? Çekim. Ha, yani yer çekimi kuvveti. Yani bu imanın çekimi var. Bu sehlün yesirun lil muvaffaki. Allah tarafından kendisine iman nasip edilene, muvaffak edilene kolaydır diyor. Misal verecek şimdi. O kadar güzel misal ki. Mesela bunu Üstad yani İstihaze Risalesi'nde uzun uzun anlatıyor. Hem de çok güzel izah ediyor lemalarda. 13. lema değil mi? Evet. 12. lema mı? 13. lema. Mesela türidü, sen istiyorsun ki entukabile şemsu cihatike siddete. Harika bir misal bu. İstiyorsun ki güneş 6 yönüne de baksın. Yani altına, üstüne, sağına, soluna, değil mi? Arkana, önüne, altı yön. فَاِمَّا اَنْ تَتَحَوَّلَ اَنْتَ بِلَا كُلْفَةٍ ya zorluk olmadan sen dönersin, tamam Mevlevi gibi, o zaman güneş her tarafına vurur. فَيَحْصُلُ الْمَقْسُودُ maksat ortaya çıkar. وَاِمَّا veya اَنْ تُكَلِّفَ الشَّمْسَ zorla güneşi zorlarsın. قَطْعَ مَسَافَةٍ مُتِشَةٍ müthiş bir mesafeyle gelsin. Güneş senin çevrende dönsün. Harika bir şey değil mi bu? Limaksadın cüz'iyin, cüz'i bir maksat. Senin işte altı yönüne baksın diye. Felevvelu birincisi misalü tevhidi suhuleten. Kolaylık itibariyle tevhidin, Allah'ı bir bilmenin misalidir. Vessani ikincisi de misalü şirki işkalen. Zorluk noktasında şirkin misalidir. Hakeda şahettü, ben böyle gördüm, müşahede ettim. Ve burhanu hader rems. Bu remzin delilleri fi katratin. Katra adlı risalemde. 55 tane biliyorsun delil zikretti orada. Fe in kulte. Bak bu işte. Dersen ki fe keyfe yukbelül küfru ma'a hâzel işkâli. Bu kadar zor olmasına rağmen küfür nasıl kabul ediliyor? Ve yutrakul imanu ma'a hâzihi suhûleti. İman da bu kadar kolay olmasına rağmen niye terk ediliyor? Kileleke sana şöyle cevap verilecek. İnnel küfra la yukbelu kasta. Aslında küfür kasti manada, yani kabulü adem manasında.
Yani Allah'ın haşa olmadığını kabul etmek manasında kabul edilemez. Bel yüzleku, belki ayak kaydırılır. Bisu'il heva, heva ve arzunun değil mi? Kötüye teşvik etmesiyle. Ve yuskatu fihi, bak ayaklar kaydırılır diyor. Yani kasten kimse bu pisliğin içine girmez. Anladınız mı? Kasten küfrün içine kimse girmez. Ya ayakları, yani heva ve arzu sebebiyle. Adam yani bana gelmiş öyle diyor. Burada yani birisi. Allah affetsin. Hocam ben dersine geliyorum, çok istifade ediyorum. Namazımı da kılmaya çalışıyorum ama haftada bir de diyor şeye gidiyorum. Ne diyorlar o oynadıkları yere? Diskoya gidiyorum diyor. Adam bunu söylüyor bana. Tam işte heva ve arzunun ayakları kaydırmasıdır bu yani. Ve yuskatu fihi, içine düşürülüyor. Ve yutelefetu bihi, içinde pisleniyor artık. Yani bir kere düşünce şeye, ne derler, bataklığa. Ve emmel imanı, iman ise fe yuksadu. Kastan, kasıt olunca kolay değil. Sabah namazına kalkmak için kalkacaksın, bir niyetin, kastın olacak. Fe yukbelu, bu kabul edilir. Ve yudau fil kalbi, kalbe isteyerek konulur. Şuraya kadar geleceğim ben istersen. Hı? Ne diyorsunuz? Yeter, peki. Hadi bakalım. Cezakumullahu hayran ketira ve allemen Allahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Çok hocam. He? İş çok. Çok tabii.